Merhaba arkadaşlar. Ara yayınları 8. sınıf atölyem kitabında alışma tadında sorular testi 21 ile dersimize devam ediyoruz. Sorularımıza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim gençler. Evet, birinci soruya bakıyorum. Yukarıda verilen şekil 1'deki fotoğraf iki parmak aracılığıyla büyütüldüğünde şekil 2'deki fotoğraf elde ediliyor. İki fotoğraf benzerdir ve iki fotoğraf dikdörtgendir ve benzerdir arkadaşlar. Buna göre şekil 2'deki fotoğrafta uzun kenar kaç santimetredir diye soruyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz benzer üçgen, benzer dörtgenlerde biz iki şekilde oran kurabiliyorduk. Yani benzerlik oranı bulabilmek için iki şekilde oran kuruyordum. Örneğin ben kısa kenarları şuna birinci şekil, buna ikinci şekil dersem kısa kenarları kendi arasına bölebilirim. Kısa kenar 1. Kısa kenar 2 diyorum. Kısa kenarlar. Onu aradım. Oranladık. Bir de uzun kenarlar bakalım. Yine birinciyi üste yazdığım için uzun kenar 1. Bir. Daha sonra uzun kenar 2 şeklinde oran yapabilirim. Veya arkadaşlar aklımızda olsun. Birinci dikdörtgeni kısa ve uzun diye bakın şöyle de yapabiliriz. Durum değişmez. Bunu bir kere göstereyim. Bir dahaki sorularda sadece bir tanesini kullanacağım. Kısa kenar 1. Aynı dikdörtgenin uzun kenarına bölebilirim. Uzun kenar 1. Yeter ki aynı dikdörtgen olsun. İkincide de uzun kısa kenar 2. Uzun kenar 2 şeklinde de düşünebiliriz. Hangisini yaparsanız arkadaşlar durum değişmez. Her ikisinde de bizim için benzerlik oranı bulunur diyorum. Ben yukarıdakini yapmayı düşünüyorum şimdi. Kısa kenarları kendi arasına oranlıyorum. Bakın 5 ve 10. O halde 5 bölü 10 eşittir diyorum. Uzun kenar birincinin uzun kenarı arkadaşlar 14 bölü. Şuraya x dediğimi düşünelim. Baktığım zaman arkadaşlar bakın 2 katı var çarpı 2. O halde x'in değeri 14'ün 2 katıdır diyorum. X eşittir 14 çarpı 2'den 28 santimetre olur diyoruz. Ve doğru cevabımız D şıkkında yer alıyor. Evet, devam ediyorum gençler. İkinci soruma bakıyorum. Yukarıda verilen fotokopi makinesinin dikdörtgen şeklindeki mavi yüzeyiyle beyaz dikdörtgen kağıt benzerdir. Buna göre şekilde görülen kağıt hariç mavi yüzeyin alanı kaç santimetredir diye sordum. Arkadaşlar incelediğim zaman dikdörtgen şeklindeki beyaz kağıdın kısa kenarı 50, fotokopi makinesinin kısa kenarı 50. Uzun kenarımız 30, buradaki uzun kenarı bilmiyorum. Öncelikle alanı bulmam gerekiyor çünkü. O halde hemen benzerlik oranı kuruyorum. Bakın kısa kenarları oranlıyorum. 20 bölü 50 eşittir. Birinci üste yazdığım için, birinci pay kısmına yazdığım için o halde 30'u da yine pay kısmına yazıyorum. 30 bölü x'tir diyorum. Buradan içler dışlar çarpımı yapabiliriz. 20x eşittir 30 çarpı 50'den. Her iki tarafı 20'ye bölüyorum. X'i bulabilmek için sıfırları atıyorum arkadaşlar. 50'yi 2'ye bölersem 25. 2 gitti. 3 kere 25. X'in değeri 75 santimetredir diyorum. O halde arkadaşlar ben öncelikle dikdörtgen şeklinde beyaz kağıdın alanını bulayım. Kağıdın alanı diyorum. (20 × 30)'dan 600 santimetre karedir. Dikdörtgen şeklindeki mavi ekranın alanını buluyorum arkadaşlar. Mavinin tüm alanı diyelim öncelikle. (50 ile 75) çarpıyorum gençler. 50 × 75 diyorum. 50 ile 75 çarparsak 3750 yapar arkadaşlar. 3750 santimetre kare.
O halde bize görünen alanı istemiş. Şu boyadığım yerleri. Görünen mavi alan diyorum. ...3750'den... kağıdın alanı çıkarıyorum arkadaşlar. 3750'den kağıdın alanı çıkarsam 3150 santimetre kare görünen alandır diyorum ve D şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Evet, üçüncü soruma geçiş yapıyorum. Baskı yapılacak fotoğrafın ölçüleriyle baskı yapılacak kağıdın ölçüleri orantılı olmalıdır. Fotoğrafın orijinal boyutu ile baskı yapılacak kağıt ölçüleri orantısız olduğunda fotoğrafın bazı kenarlarında kırpmalar yapılmaktadır. Buna göre dikdörtgen şeklindeki orijinal benzerleri, orijinal boyutları 420 santimetre, 480 santimetre ve 120 santimetre olan bir fotoğraf, fotoğrafa baskı yapmak isteyen insan, kenar uzunlukları inç biriminde verilen ekrandaki kağıt seçeneklerinden hangisini tercih etmelidir diye soruyor. Arkadaşlar, bizim orijinal boyutlarımız 480 santimetre ve 120 santimetre. O halde oranımızı 420 bölü 480'den 1 bölü 4 olarak belirleyebiliriz. Bu bizim benzerlik oranımızdır. Birinci soruda anlatmaya çalışmıştım arkadaşlar. Aynı zamanda bu soru sayısı 3 gençler. Burayı da düzeltelim. Birinci soruda anlatmıştım arkadaşlar. İstersek kendi arasında da yani uzun ve kısa kenarları kendi arasında oran yapabiliriz arkadaşlar. İstersek karşılıklı kısa kenar kısa kenar, uzun kenar uzun kenar şeklinde oran yapabileceğimizi anlatmıştık. Burada ben kendi arasında kısa ve uzun kenarı oranladım. O halde benzerlik oranı 1 bölü 4'tür dedik. Şimdi 1 bölü 4'ten arkadaşlar baktığım zaman yani uzun kenar kısa kenarın 4 katı olacak diyoruz. Baktığım zaman şu 40 çarpı 10 bizim için ideal olan doğru kağıttır diyorum. Bakın 1 bölü 4 eşittir 10 bölü 40'tır arkadaşlar. Yani uzun kenar kısa kenarın 4 katı olduğu için arkadaşlar olduğu için diyelim. İkinci kağıt tercih edilmelidir diyoruz. İkinci kağıt tercih edilir diyoruz. Evet, cevabımız nerede arkadaşlar? B şıkkı doğru cevap oluyor. Evet, bir sonraki soruma geçiyorum arkadaşlar. Evet, dördüncü soruya baktığım zaman 20 santimetre ve 40 santimetre ölçülerindeki dikdörtgen biçimindeki bir kağıt şekilde gösterilen kural ile 7 kez katlanıyor. 2'ye katlanıyor arkadaşlar. Son katlamadan sonra kağıt tekrar açılarak katlama çizgilerinden kesiliyor. Buna göre elde edilen parçalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Arkadaşlar bir kağıdı önce kağıdımızı alalım. Böyle dikdörtgen şeklinde olsun. Biz bunu gençler eğer 7 kere katlar ve açarsak şekilde görüldüğü gibi oluşan şekil şu şekilde arkadaşlar bakın. Elde edilen kağıdın açılmış halini göstermeye çalışıyorum. Evet. Şimdi ebatlarını yazacak olursam arkadaşlar dikkat edelim. Toplam bunun 40'tı. 8 tane parça elde edildi. O halde 5 santimetre. Burası 20 idi arkadaşlar. Kısa kenarımız burası 5 santimetre oldu diye düşünüyoruz. Evet arkadaşlar burada elde edilen kağıtlara baktığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? Eş dikdörtgenler elde ediliyor arkadaşlar. 20 ama böyle düşünüyorum. Işıklara baktığımız zaman eş kareler elde edilmiştir. Doğru. Bakın 5 santimetre 5 santimetre. Eş dikdörtgenler elde edilmiştir arkadaşlar. Evet bakın buraya aldanmayalım. Kare dikdörtgenin arkadaşlar özel bir halidir. Yani buna da doğrudur diyorum. Benzer dikdörtgenler elde edilmiştir. Bütün kareler benzerdir arkadaşlar. Unutmuyoruz. Evet doğrudur diyorum ama 20 çarpı 40 santimetre ölçülerindeki kağıda eş dikdörtgenler elde edilmemiştir arkadaşlar.
Zaten 20 çarpı 40 değil, 5 çarpı 5 oldu. O halde bizim yanlış cevabımız burada C şıkkı yanlıştır diyorum arkadaşlar. Unutmayalım. Kare dikdörtgenin özel bir halidir arkadaşlar. Yani bütün dikdörtgenler, bütün kareler aynı zamanda dikdörtgendir şeklinde düşünebiliriz. Evet, 5. soruma bakıyorum. Yukarıda verilen fotokopi makinesi ile en fazla %50 oranında küçültme yapılarak çekim yapılabilmektedir. Buna göre boyutu 10 santimetre ve 7 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki bir fotoğraf A4 kağıdının tek yüzüne en fazla kaç tane sığacak şekilde çekilebilir diye soruyor. Arkadaşlar fotoğrafımızın ebatları 7 santimetre ve 10 santimetre. Bunu biz %50 oranında küçültelim. %50 oranında küçültürsek diyorum. 7 santimetreyi %50 oranında küçültürsem %50'si kalır. %50 küçültmek demek arkadaşlar. Çarptığımız zaman ne olur? 3'ten 10'da 5 yani 3,5 santimetre olur diyorum. 10 santimetreyi %50 oranında küçültürsem yani aslında yarısı demektir. 5 santimetre olur diyoruz. O halde arkadaşlar bakın kağıdımızın kısa ve uzun kenarları yani aslında kağıdımızın alanı kağıdın alanını küçülttüğüm fotoğrafın alanına böleceğim arkadaşlar. Fotoğrafın alanı diyorum. Şimdi kağıdımızın alanı 21 çarpı 30. Fotoğraflarımızın alanı 3,5 çarpı 5'tir arkadaşlar. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yaparsak 36 tane fotoğraf sığar diyorum arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur diyoruz. İsterseniz çarpma bölme işlemlerini siz de doğrulayabilirsiniz. Evet, devam ediyorum gençler. 6. soruya geçiyorum. Altıncı soru diyorum. Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi bir dolap 30 santimetre genişliğinde 190 santimetre yüksekliğindeki bir kapıdan eğilerek geçiliyor arkadaşlar. Kapının yüksekliği 190. Buraya dikkat. Dolabın önde bulunan A köşesinin yerden yüksekliği 150 santimetre olduğuna göre şurası 150 santimetre. A ve D köşeleri arasındaki yatay uzunluk kaç santimetredir? Yani benden bu şekildeki uzunluğu soruyor arkadaşlar. Öncelikle burada benzer üçgenleri, benzer eş üçgenleri bulmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman kapının yüksekliğine 190 santimetre demiştim. O halde A'nın yerden yüksekliği 150 ise 190'dan 150'yi çıkartırsam arkadaşlar burasının uzunluğunu 40 santimetre görüyorum. Burada bir diklik gördüğüme göre arkadaşlar. Burası artık benim için 3, 4, 5 üçgeninin 10 katıdır diyorum ve AB'nin uzunluğuna 50 santimetre diyorum. Aynı zamanda AB CD'ye eşittir. Yani burası da 50 santimetre olur diyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz eş üçgenlerde ne yapmamız gerekiyor? Şimdi ben üçgenleri isimlendirecek olursam buraya birinci üçgen, buraya ikinci üçgen diyorum. Buraya da üçüncü üçgen dediğimi düşünelim. Burada bir ve ikinci üçgenler benzerdir arkadaşlar. Nereden görüyorum? Buradaki açılara bakalım şimdi. Arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Şu A köşesinden bakarsam bu açıyla bakın bu açı birbirinin tamamlayan açılardır. Neye tamamlıyor? 90 dereceye. Ama da şöyle düşünüyorum. Birinci üçgene baktığım zaman burası çentikli açı oldu. Bakın şuradaki A'nın altındaki açıya benzedi. O halde şu C'nin sonundaki açı da noktalı açı olacak diyorum. A'nın üstündeki açıya benzeyecek. Aynı mantıkla devam ediyorum. 90'a tamamlayan çentikli açı C'nin burasındaki açıdır. Ve D açısı da artık noktalı açı olacak diye eş üçgenleri belirlemiş olduk. Yani burada 1, 2 ve 3 üçgenler arkadaşlar birbirine aynı zamanda benzerdir diye düşünebilirsiniz. Şimdi ben yani 1 ile 3'ün 1 ile 3 diyorum arkadaşlar.
ve 2 ile 3 benzer üçgenlerdir diye söyleyelim. Bunu da belirttik. Şimdi arkadaşlar oranımıza bakmak istiyorum. Şöyle görüyorum. Nereden başlayalım diye düşündüm. Şu noktalı açının karşısı arkadaşlar bakın. A'da. Noktalı açının karşısı 30 santimetre. Birinci üçgene bakıyorum. 150'yi görmüştük az önce burada. A'nın yerden yüksekliği 150. Bu da yine noktalı açısının yani şu C açısının karşısında. O halde 30 bölü 150 bizim için benzerlik oranıdır diyorum. İstersek bunu sadeleştirebiliriz. 30'a bölersem 1 bölü 5'tir diyorum. Benzerlik oranını 1 bölü 5 benzerlik oranı diye yazayım. 1 bölü 5 olarak belirledik. O halde arkadaşlar hemen geçiyorum. X'i bulmak istiyorum. X dediğim yer neresi arkadaşlar? Şurası olsun. 1 bölü 5. Dikkat edin. Çentikli açı arkadaşlar birinci üçgene baktığım zaman çentikli açının karşısında 40 var. O halde 40 bölü. Üçüncü üçgende çentikli açının karşısında X var. X dediğim yer şu. Zeminle C'nin arasındaki yeri bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Buraya X dersem İçler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. X'in değerini 200 santimetre olarak buluyorum. Şuraya 200 santimetre dedim. Evet arkadaşlar şurası da eş üçgenlerde bakın 1 ve 2 aynı zamanda eş üçgende. Ölçüleri aynı çünkü bakın 50'ye 50. O halde ben çentikliğinin karşısını 40 santimetre. Bu noktanın karşısında bakın yukarıda noktanın karşısı 30'du. Buraya da 30 diyebilirim. O halde arkadaşlar yataydaki uzunluk X ile 30'un toplamıdır. Yatay uzunluk diyelim. Yani bizden istediği uzunluk 200 ile 30'un toplamıdır. O da 230 santimetre olur diyorum ve B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır diyoruz. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. 7. sorumuza bakıyorum. Yukarıdaki Türkiye haritası gerçek ölçülerinin belirli oranlarda küçültülmesiyle elde edilmiştir. Haritada Ankara Tokat arası 8 santimetre, Ankara Antalya arası 12 santimetre, Tokat Antalya arası 15 santimetre olarak ölçülmüştür. Gerçekte Ankara Tokat arası 480 kilometre olduğuna göre Ankara'dan Antalya'ya, Antalya'dan Tokat'a seyahat eden bir kişi kaç kilometre yol gitmiştir diyor soruyor. Arkadaşlar Ankara ile Tokat arası 480 kilometreymiş. Harita üzerinde de Ankara ile Tokat arası 8 santimetreydi. O halde bunları oranlarsak 4, 8 bölü 480'den sadeleştirirsem 1 bölü 60 bizim için benzerlik oranı olur diyorum. Şimdi Ankara Antalya arasını bulmak istiyorum. Ankara Antalya arası diyorum. Bu Ankara Antalya arasına x diyecek olursam arkadaşlar x olsun diyelim. O halde 1 bölü 6 Ankara Antalya arası haritada 12 santimetreydi. 12 bölü x'tir diyorum. Buradan baktığım zaman 12 katı o halde x'in 12 katı arkadaşlar çarpı 12 dediğimi düşünün. O halde x'in değeri 6 çarpı 12'den 720 kilometre olur diyoruz. Devam ediyorum. Tokat'la Antalya arası burada Y dediğimi düşünelim arkadaşlar. Y kilometre olsun diyorum. Benzerlik oranımız değişmedi. 1 bölü 60'tı. Tokat Antalya arası haritada 15 santimetreydi. Buna da Y dedim. 15 katı arkadaşlar bakın. 15 çarpı 15 diyorum. O halde 60'ı 15 ile çarparsam Y'nin değerini bulurum. Altmış çarpı 15, 900 kilometredir. Evet, toplamdaki mesafe ne kadar olur arkadaşlar? O halde 720 ile 900'ü topluyorum. 1620 kilometre olur diyoruz arkadaşlar. Nerede? Evet, toplamda 1620 D şıkkında doğru cevabı görüyorum.
Evet, bir sonraki sorumuza geçiyorum. Emre ve Murat kale direğinin 10 metre ilerisindeki bir noktadan sabit ve eşit hızlarla 1 ve 2 no iki yönlerinde arkadaşlar doğrultularını hiç değiştirmeden koşmaya başlıyorlar. Birisi bir numarayı takip ediyor şu yolu. Diğeri iki numarayı takip ediyor ve yönü değiştirmeden koşuyor. Bir dakika sonra aralarındaki uzaklık 10 metre olmuştur. Emre ve Murat'ın koştukları toplam mesafe 200 metre olduğunda aralarındaki uzaklık 40 metre olmaktadır. Buna göre Emre bir dakikada kaç metre koşmuştur diye soruyor arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünüyorum. Toplamda 200 metre koştuklarına göre arkadaşlar 200'ü 2'ye bölersem her birisi 100'er metre koşmuştur diye söylüyoruz. Şimdi arkadaşlar burada iki tane benzer üçgen çıkarmak istiyorum. Bakın şurası bir dakika boyunca koştuğumuz mesafe olsun. Burası da toplamdaki aralarındaki 40 metre mesafe olsun arkadaşlar. Şuraya 10 diyeceğim. Burası 40 metre olsun. Bakın iki tane benzer üçgen oluşturdum. O halde isimlendirecek olursam A, B, C, D ve E. Üçgenlere bakıyorum arkadaşlar. Hangi üçgenler burada benzer? ABC üçgeniyle. Bakın şunlar yöndeş açılardır. ABC üçgeni benzerdir diyorum. A açısı zaten ortak açı. Şuna da şöyle çentikli açı diyelim arkadaşlar. AED üçgenine. AED üçgenine benzerdir diyoruz. Şimdi arkadaşlar benzerlik oranı A açısı ortak açı olduğu için bakın 10'u 40'a bölebilirim. 10 bölü 40 bizim benzerlik oranımızdır diyoruz. Benden nereyi istedi arkadaşlar? Şimdi 1 dakika boyunca aralarındaki uzaklık 10'du. Orayı biliyoruz. O halde toplamda 100 metre koştuk. Bakın şurası Emre'nin koştuğu yer olsun diyorum. Emre tamamını koştu. Burada küçüğün karşısına x dersem yani 10 dakikada koştuğu yer şurası x arkadaşlar. Tamamı 100'dü. O halde küçüğü büyüğe oranlıyordum. X'i 100'e oranlayacağım. X bölü 100'dür diyorum. Küçük üçgendeki açıların karşısına küçük üçgene oranlamış oluyoruz. Büyük üçgene oranlamış oluyoruz. Yani 10 bölü 40 x bölü tamamı arkadaşlar. Dikkat edelim. B açısının gördüğü mesafeyi E açısının gördüğü mesafeyi oranlıyoruz. Buradan arkadaşlar şöyle sadeleştirebilirim. O halde x'in değerini 4x eşittir 100'den her iki tarafı 4'e bölersen x'in değerini 25 metre olarak görürüz. Demek ki Emre bir dakikada şurayı tekrar ve farklı bir renk yazalım. Bir dakikada 25 metre koşmuştur derim arkadaşlar. Sorumuzun cevabını nerede görüyoruz? B şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet arkadaşlar bu testimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki teste devam etmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.